Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma bat. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, izzetiniz arttırılsın. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah Azza ve Celle hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Allah Azza ve Celle Ahzab suresi 21. ayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem ilminden hem de ahlakından istifade edecek olanların üç özelliğinden bahsetmiştir. Şimdi okuyacağım ayetin bir kısmında bu özellik ikisi konu geçmiştir. Rabbimiz şöyle buyuruyor, Bismillah. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Resulullah aleyhissalatu vesselamın edebinden ve ahlakından nasiplenecek olanların ilk iki vasfı Allah'ı ve ahiret gününü ummaları, kavuşmak için büyük bir arzu ile yanıp tutuşmalarıdır. Kardeşlerim, bu durum ayağı toprağa zincirlenmiş, yüreği dünya nimetlerine, makam ve mevkisine meftun olanların anlayacağı bir hal değildir. Sabahın olmasını dört gözle bekleyenler, Uhud'un eteklerinden cennetin kokusunu alanları, hain bir saldırı sırasında göğsünden mızrağın saplanıp sırtından çıkması sırasında Kabe'nin Rabbine andolsun ki şimdi kazandım diyenleri, savaşın en çetin anında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldü ise bu dünyada yaşamanın ne anlamı vardır? Kalkın onun uğruna öldüğü yolda biz de ölelim diyenleri anlaması çok zordur. Bu hal çok az kimseye nasip olur kardeşlerim. Allah Azza ve Celle'ye, her şeyin malikine, her şey üzerinde mutlak güç sahibine, Rahman ve Rahim olana kavuşma arzusunu taşıyabilmek. Bu hal çok az insana nasip olur. Dünya süsü ve eğlencesinden sıyrılıp cennet nimetlerine odaklaşmak ve ona kavuşacağı anı sabırsızla beklemek. Şeddad bin El-Had radıyallahu anh şöyle bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Önce iman etti, sonra ona tabi oldu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yöneldi. Ey Allah'ın Resulü, iznin olursa sizinle beraber hicret etmek istiyorum dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeni iman eden bu kardeşini sahabelerinden birine teslim etti. İlgilenmesi için havale etti. Burada bir parantez açmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışının altında iki sebep yatabilir. Birincisi,
yeni iman eden kardeşinin temel İslami konularda bilgi sahibi olmasını arzulamış olabilir. Ama bunun kadar daha önemli olan ikinci şey ise yeni iman eden kardeşine diğer Müslümanlar sahip çıkmazlarsa, onun önünde, arkasında, sağında, solunda durmazlarsa, olur ya dünya meşgalesi içerisinde bulundukları dertten dolayı bu kardeşleriyle ilgilenme konusunda bir tembelliğe, bir acze düşerlerse, şeytanın vesveselerine kapılıp tekrar İslam'dan önceki haline rücu eder. Korkusu belki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi böyle bir davranışın içerisine itmiştir. O yüzden davetçiler kazandıkları insanları emin bir ele teslim edip hem terbiye olmaları, hem ilmen mesafeler kat etmeleri, hem de şeytana karşı yalnız kalmamaları için hamleler düşünmeleri gerekmektedir. Bu şahıs iman ettikten kısa bir süre sonra bir savaş meydana gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu savaş içerisindeyken bir takım ganimetler kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elde edilen bu ganimetleri kardeşleri arasında pay ederken, bu cihat meydanının artıkçısı yeni iman eden Müslümanın payını da diğer bir arkadaşına teslim eder. Burada yine bir parantez açacağız. Dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni iman eden kardeşini safın en son kısmında bırakmıyor. Cihadın gerisinde onu terk etmiyor. Böyle büyük bir amelin içerisinde imanının ve bedeninin kaldırabileceği bir iş veriyor. Yine davetçiler ilgilendikleri kardeşleri asla ve asla bir işten mahrum bırakmayacak. Onlara yapabilecekleri, kaldırabilecekleri, hem İslam'a hem de Müslümanlara sarılabilecekleri işleri tevdi edebilirler. Bu sahabe de cihat meydanının artıkçısı. Ne demek artıkçı? Mücahitlerin düşürdüğü, geride bıraktığı şeyleri toplayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme veya ordu komutanına teslim eden kişi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu düşündü, payını bir arkadaşına bıraktı. Ne zaman ki orduya yetişti, ganimeti kendisine verdiler, O dünya süsünü ve eğlencesini alıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben sana böyle dünyalık şeyler için tabi olmadım ki. Allahu Ekber. Mücahit de olsanız, Rabbani bir alim de olsanız, iyi bir davetçi de olsanız, elde edeceğiniz ganimette sizin kalbinizde bir ne vardır? Ferahlık vardır, bir güzellik vardır. Ancak bakın, bu yeni iman eden, imanı belki yeni ve henüz şekillenmiş olan sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben şu dünya malı için sana tabi olmadım ki. Ben seninle cihad etmek, şimdi ne olur dikkat edin, şu boynumdan bir ok ile yaralanıp şehit olmak ve neticesinde de cennet nimetlerini elde etmek için sana tabi oldum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi Allah olunca, Mürebbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunca, o emaneti teslim edenler sadık, sorumluluk bilincine sahip insanlar olunca, bakın cihat meydanlarına böyle bir filiz yetişirmiş aziz dostlarım. Hiç kimseden ümidimizi kesmeyeceğiz. Herkese karşı büyük bir ümit besleyerek onlarla mesafe yol alacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü, dedi ki, eğer Allah'a karşı bu niyetinde sadık isen, Allah dedi seni doğrulayacaktır. Eğer senin niyetin gerçekten Allah'a kavuşmak ise, eğer senin niyetin gerçekten cennet nimetlerini elde etmek ise, sen bu niyetinde samimi ve sadık isen, bil ki Allah da seni doğrulayacaktır ve seni yalancılardan kılmayacaktır.
Ve İslam ordusu düşmanla tekrar karşı karşıya gelir. Mücahitler ile müşrikler arasında çetin bir harp meydana gelir. Ve savaşın sonunda sahabelerin ellerinde taşınan bir ceset Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne konur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem önünde yatan kardeşine bakar. Der ki bu o mudur? Derler ki evet ya Resulallah bu odur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerine döndü. Dedi ki o Allah'a karşı niyetinde sadık ve samimi idi. Allah da dedi onu doğruladı. Allahu Ekber. O Allah'a karşı niyetinde sadık ve samimi idi. Allah da onu doğruladı. Asla yalancılardan kılmadı. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki cübbeyi çıkarttı. Ona kefen yaptı. Onun cenaze namazını kıldırdı. O mübarek dudakları arasından o güzide sahabesi için şu sözler akmaya başladı. Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda hicret edip şehit oldu. Ben de buna şahidim dedi. Allahu Akbar. Burada özellikle davetçi kardeşlerime birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Bunlardan biri, ne olur muhataplarınıza onların anlayacağı seviyede konuşun. Ve ne olur muhataplarınızı zamanı gelmeden ilmi ihtilafların içerisine sokmayın. Ve ne olur onları Allah'a ve ahiret gününe bağlamaya çalışın. Ve bunu yaparken de çok yalın konuşun. Bunu yaparken çok sıradan konuşun. Bunu yaparken mahalle ağzıyla konuşun. Bunu yaparken yüreğinizin içerisinden sesler çıksın. Sadece dudaklarınızdan değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bu minval üzere yetiştirdi. İman artar mı, azalır mı? Artan nur mudur, ışık mıdır? Bunun bir ziyadesi midir? Yoksa artan ve eksilen amel midir? Bu tartışmaların içerisine sokmadan, ehli sünnetin içerisinde kabul ettiğin meseleyi kardeşine söyle. De ki kardeşim ben imanın arttığını ve azaldığına itikat ediyorum. Sen de bunu böyle kabul et. Ancak onun imanını arttıracak amellerin içerisine sok, elinden tut, ona yardımcı ol. Değilse bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçelerinde gezerken Bilal Habeşi'nin ayak seslerini işitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ey Bilal, ben cennetin içerisine girdiğimde senin ayak seslerini işittim. Bunun alameti, hikmeti nedir, sebebi nedir diye sorduğunda acaba aldığı cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya Resulallah ben Müslümanların içerisindeki ihtilafın en ince detaylarına kadar bilen ve bu meseleleri çözüme kavuşturan bir adam mıyım dedi. Yoksa ya Resulallah ben her abdest aldıktan sonra böyle samimi, ihlaslı, dünyayı arkasına atıp sadece Rabbine yönelerek iki rekat namaz kılan bir adam mıyım dedi. Vallahi ikincisidir aziz dostum. Sahabenin imanı buydu aziz dostlar. Boş kelami tartışmaların içerisine girmemişlerdi. Oturdukları zaman gelin dediler birbirimizin imanını artıralım. Artırdıkları husus neydi? Amelde ortak bir paydada buluşmaktı. Birbirlerine cennetin nimetlerini hatırlatmaktı. Cehennem ateşini birbirlerine hissettirmekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu metot ile öyle bir toplum vücuda getirdi ki aziz dostum, bu hareketin içerisinde sadece erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da yer aldı elhamdülillah. Bunlardan biri de Ümmü Haram radıyallahu anhadır. Rivayetlere göre Kıbrıs'ın manevi bekçisidir. Osmanlı 1570 yılında Kıbrıs'ı tekrar ikinci bir defa fethettiğinde Şam'dan onun mübarek cesedini almıştır. Tekrar Kıbrıs'a defnetmiştir. Ve ona Hala Sultan lakabını koymuştur. Kendisi Enes bin Mali'nin teyzesidir.
Haram bin Milhan'ın kız kardeşidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelip İslam'ı yaydığında iman etmiştir. Amr bin Kays'ın eşidir. Kendisi iman etmedi diye kocasından boşanmış. Ubade bin Samit radıyallahu anh ile evlenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evini ziyaret eder. Kendisini de hasbihal ettikten sonra dinlenmek için uzanır. Uyandıktan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm eder. Ümmü Haram radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tebessüm edişini merak eder. Der ki ya Resulallah, gülmendeki hikmet ve sebep nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Ümmü Haram, ümmetimden bir kısmının gemilerle kafirlere karşı savaş için çıktıklarını gördüm der. Ümmü Haram heyecanlanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yönelir. Ya Resulallah, bu grubun içerisinde yer almam için bana dua et der. Allahu Ekber. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabesini kırmaz. Bu ordunun içerisinde bir nefer olması için alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarır. Biraz hasbihal ettikten sonra dinlenmek için tekrar yatar. Allah Resulü aleyhisselam fazla uzun sürmez, kalktığında tekrar tebessüm eder. Ümmü Haram merak eder. Ya Resulallah, gülmendeki, tebessüm etmendeki hikmet nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ey Ümmü Haram, bu defa da ümmetimden bir grubun padişahların tahtlarına kurulduğu gibi debdebeli bir şekilde kafirlere karşı savaş için çıktıklarını gördüm. Ümmü Haram tekrar heyecanlanır. Ey Allah'ın Resulü, bu grubun içerisinde olmam için bana dua eder misin deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer bu talebi karşılamaz. Der ki sen öncekilerdensin. Sen öncekilerdensin. Ve Allah Resulü aradan bir zaman geçer, vefat eder. Ümmü Haram ile kocası Ubade bin Samit Humus'ta davet çalışmaları yapmak için tabir yerinde ise hicret ederler. Hazreti Osman'ın halifeliğine denk gelen yıllarda Şam valisi Muaviye radıyallahu an Kıbrıs'ın fethi için Hazreti Osman'a çok ısrarcı olur. Hazreti Osman zamanın gelmediğini, şartların gerçekleşmediğini ısrar etse de Muaviye'nin talebine mağlup olur. Ve Kıbrıs'ın fethi için donanma hazırlanmasını emreder. Şimdi ne olur dikkat edin aziz dostum. Bu ordunun neferlerinden iki kişi. Biri Ubade bin Samit, diğeri de Ümmü Haram'dır. Peki soruyorum aziz dostum. Ümmü Haram bu güzide sahabe kaç yaşındadır? Bilen var mı aziz dostlar? Kaç? Buyur abi. 100 yaşında. Rivayetlerde tam 86 yaşında olduğu söylenir. Subhanallah. Sana ne oluyor be ey kadın? Ümmet-i Muhammed'in yiğitleri varken, bileği ve pazısı kuvvetli olanları varken, kılıçlarını yaman bir şekilde sallayanlar varken, atlarını hızlı bir şekilde koşturanlar varken, Allah Azza ve Celle onların eliyle binlerce cesetler almış iken sana ne oluyor 86 yaşında Allah yolunda cihad etmek için? Hatta ilk defa bir donanmanın meydana geleceği ordunun bir ferdi olmak için gayret gösteriyorsun. Ve donanma yola çıkar aziz dostlarım. Müslümanların ilk deniz seferidir. Çok çetin bir yolculuk yaşanır. Ümmü Haram Cenab-ı Allah'ın şehitlere vereceği nimetlerin hatırına bu büyük sıkıntıları göğüsler elhamdülillah. Ve İslam ordusu Kıbrıs'a ulaşır. Müslümanlar önce davetçilerini gönderir. Onları İslam'a davet ederler, tebliğ ederler. Rumlar bunu kabul etmezler. Daha sonra cizye ödemelerini teklif ederler. Rumlar bunları da kabul etmezler. Bu sefer İslam ordusu çetin bir şekilde düşmana saldırır. Ve Rum donanmasını yerle bir ederler. Ve Kıbrıs karalarına doğru çıkartma yaparlar. Ümmü Haram da bu ordunun en başında bir neferdir aziz dostum. Müslümanlar Rum ordularını da dağıtınca
Rum orduları cizye vermeyi kabul ederler. Bu sevinilecek bir hadisedir değil mi? Ama Ümmü Haram için değildir aziz dostum. Neden? Bu yolculuğunda ve seferinde şehadete kavuşmadığını gördüğünden dolayı buna sevinemez. İslam ordusu Şam'a doğru yola çıkar. Ama o kalbinde büyük bir hüzün ile yolculuk içerisindedir. Ama Allah Azza ve Celle onun kaderinin içerisine şehadet şerbetini yazmıştır. Bindiği at huysuzlanır. Şam yolu esnasında at şaha kalktığında Ümmü Haram düşer, boynu kırılır ve Allah Azza ve Celle bir cihat dönüşü çok arzu ettiği şehadete onu kavuşturur. Elhamdülillah. Ey aziz dostlarım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin içerisinden öyle insanlar yetiştirdi ki onların yüreklerinin içerisine Allah sevgisini ve ahiret bilincini koydu. Değil sadece erkekler, kadınlar ve çocuklar bu yolda birbirleriyle yarıştılar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Azza ve Celle'nin Ahzab suresi 21. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından, edebinden ve ilminden istifade edecek müminlerin özelliklerinden iki tanesini zikrettik. Biri Allah'a kavuşmayı ummak, diğeri ahirete kavuşmayı ummaktır. Peki üçüncüsü nedir? Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah ve zekerallaha kethira. O mümin erkek ve mümin kadınların çokça Allah'ı zikretmesidir. Yani dudaklarının Rabbinin güzel isim, sıfat ve fiilleriyle yorulması ve ıslak kalmasıdır. İşte kardeşlerim, kim bu üç özelliği hem ruhunda hem bedeninde taşırsa, yeryüzünün en seçkin insanlarından biri olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından istifade etmiş olacaktır. Cenab-ı Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinden, onun o pak yaşantısından hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Yine Cenab-ı Allah sünneti hafif alanların, sünneti alay konusu edinenlerin, sünneti inkar edenlerin şerlerinden de hem bizi hem de ehlimizi muhafaza buyursun. Şimdi bu girizgahtan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gün içerisinde yapmış olduğu bir takım sünneti, bir takım davranışı ve hikmetlerini zikredeceğiz, birbirimize nasihat edeceğiz ve inşallah Rahman programımızı bitireceğiz. Cenab-ı Allah istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gün içerisinde yapmış olduğu birinci sünneti, sırayla yaptığı anlamında söylemiyorum, bizim gündemimize getirmemiz anlamında söylüyorum. Birinci sünneti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalktıktan sonra şu sözleri söylermiş. Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye ruhî ve ezineli bi zikri. Hamd, övgü, sena, vücuduma afiyet veren, sağlık veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah Azza ve Celle'dir. Kardeşlerim, uyku ölümün kardeşi ve provasıdır. Bizi dinlenmemiz için gece uyku haline sokan, daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla beraber uyandıran cebbar olan Allah Azza ve Celle'dir. Bu durum hamd edilmeye değer büyük bir nimettir. Çünkü nice insanlar yatmış oldukları yataklardan kalkacak bir gücü elde edememişlerdir. Ölüm onlara en zayıf, en aciz, iradelerini kaybettiği bir anda yakalamıştır. Kimileri de gözlerini sabaha açsalar da
bedenlerini oynatacak, hareket ettirecek bir gücü veya bir güçten mahrum bırakılmışlardır. İşte sabaha sağlam bir beden ile ulaşan Rabbini hamd edecek bir nedeni elde etmiştir. Hele bir de üzerine tevbe etmeden işlemiş olduğumuz günahlarla yatıp sabaha dinç, sağlam kalkarsak, kardeşlerim, bu durumda ikinci bir defa hamd etmenin nedeni olması gerekir. Çünkü niceleri büyük haramlar, küçük haramlar, gizli günahlar, açık günahlar ile yataklarına yatmışlardır. Bu günahlarının ağırlığı ile ölüm meleğiyle karşı karşıya gelmişlerdir. İşlemiş oldukları haramlardan arınamadan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin huzuruna çıkmışlardır. Eğer bizler o günahın ardından sabaha kavuşursak, Allah Azza ve Celle'nin bize tevbe etme fırsatını nasip ettiğinin şuurunu asla unutmayalım aziz dostlarım. Özellikle gözlerinin sabaha ulaştığında üçüncü bir defa hamd edeceğimiz husus da uykunun mamurluğu ve yorgunluğu içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretme nimetidir. Niceleri uykunun yorgunluğundan dolayı, şeytanın vesvesesinden dolayı alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin o kişiden yüz çevirmesinden dolayı mamurlu gözlerle, tembel bir beden ile yatağı terk etmişlerdir. Eğer bizler bu yorgunluk içerisinde, uyku sarhoşluğu içerisinde Allah Azza ve Celle'yi zikredebiliyor isek ve ezineli bi zikri, bana zikretme fırsatı verdiğinden dolayı sana hamdü senalar olsun demek gerçekten vallahi büyük bir nimet, büyük bir şereftir aziz dostlarım. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün içerisindeki ikinci sünneti şudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir elbise giydiğinde bakın alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye şöyle seslenmektedir. Elhamdülillahillezî kâsâni hâzâ. Bana bu elbiseyi giydirene hamdolsun. Ve razakânihi min gayri havlin minni ve lâ kuvve. Tarafından hiçbir güç ve kuvvet harcamaksızın beni onunla rızıklandıran Allah içindir hamdim. Allahu Ekber. Şu elinize aldığınız 50 TL'lik gömlek ve kazağın arkasında kardeşlerim binlerce emek ve terin bulunduğunu ne olur bir düşünün. Eğer sabahleyin elinize aldığınız kıyafetin imal edeni, yapanı, sadece emek sahibinin sen olmasını dileseydin, elde edeceğin tek şey öncelikle bir toprak parçası olacaktı. Şu gömleğin ham maddesi olan pamuğun tohumunu üretecektin. O tohumu toprağın içerisine serpecektin. Onu sulayacak, hasadı toplayacak, pamuktan ip haline getirecek, sonra kumaş, sonra kesmek, sonra biçmek. Vallahi hiçbir kimsenin güç ve takat yetiremeyeceği bir şeyin talebi altına girmiş olurdun. Ama Allah'a hamdolsun. Rabbimiz güç ve takat yetiremeyeceğimiz şeyden bizi uzak tuttu ve bakın hiç önemsemediğimiz, arkasındaki emekleri, gözyaşını, teri önemsemediğimiz bir elbiseyi Cenab-ı Allah hiçbir güç harcamadan bize bir rızık olarak sundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamd etti. Ve bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbise giyen kardeşine de unutulmuş, bizim tarafından terk edilmiş güzel bir sünneti icra etmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbise giyen kardeşine yönelmiş ve demiş ki
İlbes cedide ve iş hamide ve müt şehide. Yeni elbiseler giyesin. Hani halk arasında bir söz vardır. Üstünde elbiseler paralansın. Bu aslında terk edilmiş bir sünnetin atasözü haline gelmiş halidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbise giyen kardeşine diyor ki üzerinde diyor eskitesin. Allah sana bunu eskitme fırsatı versin ve bunu tekrar yeni bir şekilde giyesin. Sonra dedi ki hamd üzere yaşayasın ve ne olur dikkat edin şehit olarak ölesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki kardeşin gönül dünyasını ahirete doğru uzatmak istedi. Ey Müslüman, üzerindeki elbisenin kulu asla olma. Üzerindeki elbiseye tapanlardan olma. Üzerindeki elbiseyi ilah gibi görenlerden olma. Secdeyi mi kastediyoruz? Rukuyu mu kastediyoruz? Asla. Dünya servetini, dünya nimetlerini elde etmek için alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarının dışına çıkma demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha bu elbise senin kibrinin bir alameti olmasın. Şehadet elbisen senin kefenin olsun demiştir. Çünkü niceleri giymiş oldukları elbiseyi kibrin ve böbürlenmenin bir nedeni saymışlardır. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini kibir maksadıyla giyen bir adamın toprağın altına batırıldığını ve kıyamete kadar da yerin dibine geçirildiğinden bahsetmektedir. Allah Azza ve Celle kibrinden dolayı elbise giyen, elbisesini büyüklenme maksadı ve aracı görenlerin kıyamet gününde yüzüne bakmayacağını, onları temize çıkartmayacağını ve onları elim bir azap ile cezalandıracağını belirtmiştir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine kıymetsiz bir rida, kıymetsiz bir izhar, bir cübbe giydiğinde bunun üzerinden alemlerin Rabbi olan Allah'a yaklaşmış ve arkasından gelen emeklerin, terlerin de kıymetini ortaya koymuştur. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün içerisinde yapmış olduğu sünnetlerden biri de evden çıkarken manevi bir zırha bürünmesidir. Nedir acaba bu manevi zırh? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak seninledir. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken manevi bir zırha bürünüyor. Ancak bununla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile bir mukavele yapıyor. Allah'a bir söz veriyor. Ney? Bismillah. Senin adınla çıkıyorum. Allah'ım gün içerisinde senin razı olacağın işlerin ve sözlerin sahibi olacağım. Allah'ım gün içerisinde senin razı olacağın meskenlerin içerisinde bulunacağım. Allah'ım söz veriyorum. Senin razı olmayacağın sözlerin ve işlerin sahibi olmayacağım. Senin buğz ettiğin, senin sevmediğin, senin gadaplandığın, senin öfkelendiğin mekanlardan da uzak duracağım. Allah'ım sokağa çıkarken sana tevekkül ettim. Her türlü şerrin kuvvetinden ve kudretinden senin himayene sığındım dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu sözleri samimi bir şekilde söylerse, ihlas yüklü kelimelerle bunu tekrarlarsa, bakın semadan kendisine şöyle seslenilecek. Doğruya iletildin. İhtiyaçların giderildi ve düşmanlarından korundun ve hemen bunun akabinde de şeytan kendisinden uzaklaşacaktır. Aziz dostlarım, Adem oğlu zahiri düşmanlarından korunmak için her türlü tedbire başvurur. Ancak kendisini görmediği, nefes alışverişini hissetmediği şeytan ve şeytanın benzerlerinden korunma konusunda aciz kalacaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetini böyle şeytanların şerrinden korunması için bir duanın
bir zikrin içerisine itti. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Peki bunun meyvesi nasıl oldu aziz dostlarım? Bakın şeytanlar birbirlerine dediler ki hidayet edilmiş, ihtiyaçları giderilmiş ve düşmanları tarafından korunmuş bir kişiye siz ne yaparsınız? Allahu Ekber. Hidayet edilmiş, ihtiyaçları karşılanmış ve düşmanları tarafından korunmuş bir kişiye siz ne yaparsınız der ve şeytanlar onlardan uzaklaşırlar. Peki aziz dostum, biz sokaklarda, caddelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda şeytanların kılığına, kıyafetlerine bürünmüş insi cinlerden ve şeytanlardan nasıl sakınacağız? Hele yeni iman ettiysek, meseleleri yeni kavradıysak, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yeni adımlarken ben sokağımda, iş yerimde, çalışmış olduğum atölyede ve fabrikada fahşaya, münkerata davet ediliyorum. Münkirler tarafından haramlar bana servis ediliyor. Birinden kaçarken diğerinin kucağına düşüyorum dersek, bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun da bize ilacını sunmuştur. Demiştir ki, Allahümme inni e'udhu bike en edille ev udalle. Allah'ım, sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten. Yani sapıklığa kendi iradem ile, kendi arzum ile girmekten ve düşmekten, aynı zamanda başkaları tarafından sapıklık çukurunun içerisine düşürülmekten. Ev ezille, ev uzelle. Ayağımın kaymasından, bilmeden, bilerek, istemeden, isteyerek, gönül rızasıyla veya gönlüm nefret ederek, ayağımın kaymasından veya başkaları tarafından, şeytan ve dostları tarafından, ehlim tarafından, akrabalarım tarafından, kötü arkadaşlarım tarafından, ayaklarımın da kaydırılmasından, ev ezlime, ev uzleme, zulmetmekten, insanların haklarına tecavüz etmekten ve insanlar tarafından da zulme maruz kalmaktan, ev ejhele, ev yuc'ale aleyye, cahil kalmaktan ve cahil bırakılmaktan da sana sığınırım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu maddi ve manevi zırhla sokaklara çıktıktan sonra şeytan ve dostları tarafından uğrayacağımız her türlü tehlike ve sıkıntıdan Cenab-ı Allah'ın kalesine sığınmış olacağız ki alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den talebimiz budur. Bir de aziz dostlarım, kişi bu tehlikeli sokaklardan tekrar mahremine, korunabileceği evine gelirken de eğer 80 metrekarelik evinin de bir zırh içerisinde olmasını istiyorsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerine kulak versin. Bismillahi velacina ve bismillahi haracina ve ala rabbina tevekkelna. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık, Rabbimize tevekkül ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor bu sözleri söylerse şeytan o gece o eve girmekten mahrum bırakılır. Elhamdülillah. Şimdi kardeşlerim, nasıl ki sokaklarda şeytan ve dostlarının savaşından, kavgasından, ayağımızı kaydırmasından, bize zulmetmelerinden korkuyor ve neticesinde korunmak için Allah'a sığınıyor isek, ne olur aziz dostlarım, evimizin ve evimizin içerisindeki ehlimizin de şeytan ve dostları tarafından korunmak, onlardan gelecek olan tehlikelere karşı Allah tarafından korunmaları için de gayret göstereceğiz. Ama maalesef, maalesef bugün iblis ve onun avaneleri, şeytan ve onların dostları gözlerini mümin evlerin içerisine dikmişlerdir.
Müslümanların 80 metrekarelik evleri temiz kalmasın diye her türlü hile ve desiseler tarafından evlerimiz kirletilmeye çalışılmaktadır. Dün televizyonlar deccaldi. Şeytan ürünü birer alettiler. Ama bugün ümmeti Muhammed'in nesillerini öyle büyük bir tehlike beklemektedir ki çocuklarımız internet aracılığı ile internet oyunları ve internetten servis edilen çizgi filmler ile şeytanların kirli zihinleri içerisine çekilmektedir. Ne olur size soruyorum aziz dostlarım. Yavrularınızın cinsel manada insanların herhangi bir ayrımı yoktur. Bu toplumun içerisinde cinsel eşitlik vardır. Kadın yeri geldiği zaman erkek gibi, erkek de yeri geldiği zaman kadın gibi davranabilir, giyinebilir, hal ve hareketlerin içerisine girebilir diyenlere çocuklarınızı emanet etme konusunda cesur musunuz? Benim evladımı bunlar yetiştirsin. Hatta benim mahremimin içerisinde bunlar yer alsın. Evimin en güzel köşesinde zaniler, livatacılar, sübyancılar, hırsızlar, katiller, insanların kanlarını emenler, ceplerindekini emmeye çalışanlar, yer altı ve yer üstü kaynaklarını hiçe sayanlar, benim evimin en güzel tarafında otursun diyebilir misiniz? Ama maalesef bugün oturuyorlar. Dizi filmler veya masum gözüken çizgi filmlerin içerisinde öyle karakterler vardır ki yavrularımıza eşcinselliğin masum bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Özendirdikleri kahramanların eliyle. Katiller, zaniler, hırsızlar, gaspçılar, adam öldüren mi öldürmeyi fırsat bilenler, adam öldürmeyi maharet sayanların zihin dünyaları internet oyunları tarafından çocuklarımıza servis edilmektedir. Vallahi benim oğlum 5 yaşında. Hanım ile gözlemlediğimizde bir haftadır çocuk gece yatağından kalkarken ağlıyor. Tuvalete gidemiyor, yalnız başına kalamıyor. Oyun oynadığı tablete bir baktığımızda hani o şu zombi dedikleri meseleler var ya, beyaz bir elbise giymiş, elinde bir bıçak, üzerindeki o beyaz elbiseler kan revan içerisinde, evin içerisine girmiş çocuğu kovalayan bir yaratık. Subhanallah. Ya dedik biz ne yapıyoruz? Hani masum bir oyun oynayacaktı? Hani çocuğu tabir yerindeyse alternatifsiz bırakmayacaktık? Kimin eline bıraktık abi? Öldürmeyi, tecavüz etmeyi, cinsler arasında hiçbir ayrım gözetmeyenleri, şu toplum tarafından itibar görmeyen, yolda görseniz yolunuzu değiştireceğiniz bir zihniyetin eline kendi çocuklarımızı kendi ellerimizle bıraktık. Ne oluyor bize ey Müslümanlar? Başta ben kendi nefsime söylüyorum. Ne oluyor bize? Masum zannedilen dizilerin içerisinde milliyetçilik kalbimizin tam ortasına sokuldu. Menfaat perestlik tam zihnimizin içine sokuldu. Kendin ol, kendin yaşa, ferden kal zihniyeti şu an hücrelerimize kadar işledi. İslami çalışma neymiş artık? Davet çalışması neymiş? Allah yolundaki cihat neymiş? Bunun adı olsa olsa terörizmdir. Zihniyeti kalplerimizin içine oturtuldu. Kendimiz, eşimiz ve çocuğumuzdan başka bir dünyayı görmez hale geldik. Kimin aracılığıyla servis edildi bunlar? Şeytan ve dostları tarafından benimsetildik. Allah bizleri muhafaza buyursun kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, eğer eve girdiğiniz sırada şeytanı yormak ve kapı dışında bırakmak istiyorsanız, Bismillahirracina ve ala rabbina tevekkelna sözünü söyleyin dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
Böyle eve girdikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hane halkına selam verirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın ifadesiyle dişlerini misvaklardı. Onların hal hatırını sorar, dertlerini dinlerdi. Tıpkı sahabesinin derdini dinleyip çözüm bulduğu gibi. Daha sonra da gece yatardı. Yattığı sırada da unuttuğumuz bir sünneti hatırlatalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçer defa İhlas, Felak, Nas surelerini okur. O mübarek avuçlarını açar, içerisine üfler. Sanki avuçlarının arasında bir yağ, bir krem, bir misk, bir su varmış gibi başından elinin ulaşacağı yerlere kadar sıvazlar. Gece soğuktan korunmak için örtündüğü gibi şeytan ve cinler tarafından korunmak için de manevi bir örtünün içerisine girermiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam yatarken ayetel kürsüyü okurmuş. Cinlerin ve şeytanların gece uykuda kendisine tasallut etmesin diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken abdestli bir şekilde yatarmış. Diyor ki kim abdestli bir şekilde yatarsa bir melek diyor onun saçları arasında gezinir. Uyanana kadar da o kişi için tevbe ve istiğfarda bulunur. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gün içerisinde yaptığı o kadar çok zikir var ki sadece çok kısa bir şekilde izah edeceğim ve bırakacağım. Hüsnül Müslim, rahmetli Said el-Kahtani'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin günlük sünnetiyle alakalı 267 taneye yakın rivayetini bir arada toplamış. Halid el-Hüseynan, Allah ona rahmet etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün içerisinde işlemiş olduğu 1000 ameli bir araya toplamış. Bu kitap kadar böyle hacimsiz bir eser. Rahmetli Zafer hocamız, Zadul Müslim, Müslümanın Azığı isimli böyle küçük bir eseri vücuda getirmiş. Ne olur aziz dostlarım bunları ezberleyelim. Ancak biz bunları ezberleyelim derken de aslında bu akşam gündemimize taşımak istediğimiz bir hakikatle bağlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maddi ve manevi, zahiri ve batini, açık ve gizli düşmanlarına karşı sadece maneviyat zırhı ile galebe çalmadı. Hikmet, ilmi siyaset, basiret, programlı ve hedefli çalışma neticesinde maneviyat ile birlikte şeytan ve dostlarını yormuş ve onlara her fırsatta galip gelmiştir. Elhamdülillah. Kim bu nebevi hallerden sıyrılırsa bilsin ki düşmanlarının kılıçları gölgesi altında yaşamayı kabul etmiştir. Kim ki hem ruhen hem de bedenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hallerini benimser ve kendini ıslah ederse selef-i salihinin izzet ve şerefine tekrar kavuşacaktır. Ümmeti Muhammed son 100 yıldır nebevi hayattan uzak bırakılmak için büyük bir zulme, fitne ve fesada mahrum kalmıştır. İnanıyoruz, iman ediyoruz. Nebevi bir hayata tekrar geri döndüğümüzde bu ümmeti Muhammed tekrar asr-ı saadetteki güzelliğe kavuşacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini sevmeyi, onun bütün sünnetini gücümüz nispetiyle yaşamayı, ehlimiz başta olmak üzere kardeşlerimize bunu tavsiye etmeyi bizlere nasip etsin. Sünneti hafife alan, alay konusu haline getiren ve haddi aşıp onu inkar etme çabası içerisine girenlerin şerlerinden Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'in fertlerini muhafaza buyursun. Geceniz mübarek ve inşallah hayırlı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salam.